Türkiye, Ninos Karadayı yahla tacı oldu. Türkiye, Ninos Karadayı, Kış Uykusu, Ayla Kan Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Palmiye'yi kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi oldu. Ahlat Ağacı'nda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Hazal Ergüçlü ve Bennu Yıldırımlar rol alıyor. 2014 yılında, Kış Uykusu, Ayla Kan Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Palmiye'yi kazanan Nuri Bilge Ceylan, bu yıl yeni filmi, Ahlat Ağacı, ile bu kez Oscar'ın peşinde. 1 Haziran'da vizyona giren olan film, Sinan adlı baş karakterin etrafını kuşatan değer yargılarıyla mücadelesini konu alıyor. Filmde oyuncuları Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Hazal Ergüçlü ve Bennu Yıldırımlar rol alıyor. İngiliz gazetesi Guardian'ın sinema yazarının 5 yıldız verdiği filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 9. 4. Nuri Bilge Ceylan kimdir? 1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nuri Bilge Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde sinema yüksek lisansı yaptı. Yaptığı 4 filmin de yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Ceylan, sinemaya Koza adlı kısa filmiyle adımını attı. Ardından 1997'de Kasaba filmini, 1999 yılında da Mayıs Sıkıntısı'nı çekti. 56. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve favori filmler arasında gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın 2002 yapımlı dram filmi, Uzak, Altın Palmiye'den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan, Büyük Jüri Ödülünü, Grand Prix, aldı. Filmde yalnız ve yabancılaşmış iki kuzeni oynayan filmin başrol oyuncuları Muzaffer Özdemir ve talihsiz bir trafik kazasında kaybettiğimiz Mehmet Emin Toprak da, en iyi erkek oyuncu ödülünü paylaşarak büyük bir başarıya imza attılar. Uzak'ın Büyük Jüri Ödülü Ceylan'a İngilizlerin dünya çapındaki pop starı Sting tarafından verildi. Filmde yalnız ve yabancılaşmış iki kuzeni oynayan Muzaffer Özdemir ile Mehmet Emin Toprak da en iyi erkek oyuncu ödüllerini paylaştı. 64. Cannes Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Büyük Jüri Ödülüne layık görüldü.